Mey 38 yaşında. İnsan hak ve özgürlüklerini savunmaya devam ediyoruz. İnsan Hakları Derneği 17 Temmuz 1986 tarihinde aralarında mahpus aileleri, aydınlar, yazarlar, gazeteciler, akademisyenler, avukatlar, hekimler, mimarlar, mühendisler, öğretmenlerin olduğu 98 insan hakları savunucusunun imzasıyla insan hak ve özgürlükleri konusunda çalışmalar yapmak amacıyla kuruldu. Kuruluşundan bu yana 23 İnsan Hakları Derneği üye ve yöneticisi faili meçhul cinayetler sonucu yaşamını yitirirken yüzlercesi fiili saldırılar sonucu yaralandı. 1998 ve 2002 yıllarında dönemin İnsan Hakları Derneği genel başkanları derneğin genel merkezinde silahlı ve fiziksel saldırılara maruz kaldı. Kurucularımızdan yaşamını yitirenleri sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Kurulduğu günden bugüne İnsan Hakları Derneği'nin yüzlerce üye ve yöneticisi de idari ve yargısal tacizlere maruz kaldı, kalmaya devam etmekte. Tüm bu baskılar İHAD'yi insan hak ve özgürlüklerini savunma kararlılığından alıkoymadı. Bugün vesilesiyle halen hapishanelerde tutulan İnsan Hakları Derneği üye ve yöneticilerine de selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. İnsan Hakları Derneği, Türkiye'nin demokrasi ve insan hakları sorunu olduğunu ifade etmekte ve bu sorunun giderilmesine katkı sunmak için mücadelesini ısrarla, inatla ve umutla sürdürmektedir. İnsan Hakları Derneği'nin bu mücadelesi Türkiye'de insan hakları bilinci ve kültürünün oluşmasına önemli katkılar sunmuş, sunmaya devam etmektedir. Bu nedenle diyoruz ki iyi ki İnsan Hakları Derneği var. Ne yazık ki Türkiye'nin insan hakları karnesi halen ihlallerle dolu. İnsan Hakları Derneği'nin kuruluşunun 38. yılında ısrarla insan hak ve özgürlüklerini savunmaya devam ediyoruz. İyi ki ihade var diyoruz. Tabii dile kolay 38 yıl. İhade kurulduğunda sıkı yönetim vardı Türkiye'de. İnsan hakları savunucuları demokratik anayasa istiyordu. Sivil anayasa istiyordu. Yeni anayasa istiyordu. Tabii ki barış istiyordu. Şimdi aradan 38 yıl geçti. Daha kötü bir anayasayla, hatta anayasasızlık haliyle karşı karşıyayız. Neredeyse kurumsallaşmış, yerleşmiş bir fiili OHAL rejimiyle karşı karşıyayız. Ama şöyle bir avantajımız var. Müthiş bir birikimimiz var. Bir direniş geleneğimiz var. Bir direniş kültürümüz var. Biriktirdiklerimiz var. Hem insan hakları alanında hem demokratik alanda ve bu mücadeleyi arttırarak sürdürüyoruz. Bu bakımdan gelecekten umutluyuz. Bu bakımdan bu mücadelemizin sonuç vereceğine inanıyoruz. Ve bir kuruluştan 38 yıl sonra gerçekten insan hakları savunucularının o inatçı, o kararlı duruşunun ne kadar kıymetli olduğunu ben sizlerle paylaşmak istiyorum.